1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli uygulamalarından biri de 1924 yılında hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın sürgüne gönderilmesi oldu. 5 Mart 1924 akşamı 144 kişilik Osmanlı Hanedanı Sirkeci istasyonundan kalkan Semplon Ekspresi ile uzun bir sürgüne yollandı. Bilinmez bir yolculuğa çıkan 30 Osmanlı şehzadesinden biri de 15 yaşındaki Mehmet Orhan'dı. Halen Osmanlı Hanedanı'nın reisi olan Mehmet Orhan Osmanoğlu, 68 yıllık bu sürgünden Tempo dergisinin konuğu olarak İstanbul'a döndü. Neler hissettiniz İstanbul'a ilk defa ayak bastığınızda? Vallahi bazen inanamıyorum, doğrusunu söyleyeyim. Çok memnunum, çok mesurdum. Fakat bir taraftan da kirlenliyim. Çünkü sevdiğim yerleri göremiyorum. Gözlerimden dolayı. Efendim, 1924 yılının 5 Mart akşamı Simplon Ekspresi ile Türkiye dışına çıkalım. Macaristan'a gittik, Budapest'e. Budapest. Son bu 68 yılı nasıl geçiyor? Vallahi her taraftaydım efendim. Bütün dünyayı, Rusya'dan başka bütün dünyayı gezdim. Ve her tarafta biraz çalıştım. Ve hiç kimseye mühtaç olmadı, Allah'a şükür. Alnımın teriyle kazandığım parayla yaşadım. Vallahi Cenubi Amerika'da Türkler Kayserililerle beraber bana çok hem muavenet hem muhabbet gösterdiler. Teneke fabrikalarında çalıştım. Bir 6-7 ay. Ondan sonra bir garaja girdim. Orada işte makineler, sonra otomobil kullanması. 2 sene sonra şey aldım, ne derler ona? Otomobil kullanılacak kağıdın ismi. Yani permite kontrolü aldım. Ve bir 8-9 ay otobüs şoförü oldum. Ondan sonra çıktım oradan işte Fransa'ya geldim. Bu son senelerde 1975'te tekabül oldu. Evet. Efendim, Türkiye'den ayrıldığınız günü, İstanbul'dan çıktığınız günü hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Nasıl oldu? Nasıl tepki? Efendim, mektepten geldim ben, şeydeydim, Galatasaray bitmişti, şeydeydim, Roma Koleji'ydim. Ve en bahtiyar zamanlarım çünkü yalnız gidip yalnız geliyordum. Bütün Roma Koleji'ye gidinceye kadar daima yanımda birisi vardı. Sağa sap, sola sap, doğru yürü, hızlı yürüme. Bu Roma Koleji'ne girdikten sonra yalnız istediğim gibi giderdim, istediğim gibi gelirdim. O günü işte mektepten çıktım, Beşiktaş dereceme yukarı çıktım. Kapı içeride 2 polis, bir de komiser. Bunların gözleri yaşlı o vakit tabii, güzel görüyorduk. Dedim niye ağlıyorlar bunlar acaba? Bir kağıt da var ellerinde. Dediler efendim bu kağıdı lütfen okur musunuz ve imza eder misiniz? Baktım 24 saat zarfında, müddetinde zarfında hatırıma gel bu. Türkiye hududunu terk etmeyi ya vaat ediyorum ya etmeye mecburum, böyle bir şey. Tabii böyle diyor polisler geldi ve imzamı attım, onlar ağlıyorlar, ben de biraz başladım falan. Neyse gittiler, ertesi günü 24 saat tabii. Saat 8.30'da Sirkeci istasyonundaydı. Ailenin yarısı trenle, öbürleri de vaporla. İşte terk ettik. Efendim 68 yıl sonra tekrar döndünüz. İşte bu. Efendim? Mesut musunuz? Çok mesut, çok mesut. Yani bilseniz. Yalnız keder için değil, çünkü sevdiğim yerleri gören o. Sonra burada gördüğüm muhabbet, nezaket, ümit etmez. O da belli. Efendim bir başka mevzuda sormak istiyorum. Siz 1924'e kadar Devletlu, Necabetlu, Şehzade Civanban, Mehmet Orhan Efendi Hazretleri. Evet. Şimdi ama hiç sevmedim vallahi o kadar uzun şeyi. Burada bu hükümetin bana büyüklüğü pasporumu verip tekrar tamamı yenileştirip bana Orhan Osmanoğlu dediklerine Allah onlardan razı olsun. Ben buna memnunum. Böyle devlette icabetli şeyi vallahi hiç çekmedim. Ama bu şimdi Mehmet Orhan Osmanoğlu nasıl diyeyim? Sevdim ve bundan sonra böyle olacak. Nasıl ki bunu hiçbir defa çıkarmayacağım buradan. 4 sene bana getirdiler. Gayet muhabbetle bunu verdiler. Galatasaray'da 4 sene oturduğum için. İşte onu nasıl unutmayacaksam bu hükümetin de bana bu yaptığı iyiliği ve bu ismimi unutmayacağım. Orhan Osmanoğlu bundan sonra. Efendim şu anda Türkiye'de Osmanlı yönetimi devam etseydi, Osmanlı idaresi olsaydı, siz Dolmabahçe Sarayı'ndaydınız. Allah göstermesin, ben hemen rica ederdim benden sonra gelene o girsin, ben dışarıda kaldım. Kim geliyor efendim sizden sonra? Osman Efendi, Burhanettin Efendi'nin oğlu Osman Efendi. Efendim hiç hayal etmediniz mi tahta? Vallahi hiç, hiçbir zaman ve bazı düşündürürler de. Yani sen padişah olsan ya, evet düşünmem derdim çünkü ben dünyada kabul ettim. Efendim şu anda bu programı Çırağan Sarayı'nda yapıyoruz. Evet. Biraz arkamızda bir kapı var. Ah, ah. Bu kapının galiba sizde bazı hatıraları var. Vallahi bu kapının hatıraları var. Efendim ben bir zamanlar biliyorsunuz bütün hayatımda spor yaptım. Jimnastik yaptım. Ve kürek çekmesini çok severim. Karaköy'den Kavaklara kadar kürek çekerdim ben. Dönüşte kayıkçı çeker. Ve buradan geçerken bilmeyerek kürek çekerken bile sol tarafıma bakıp bu iki kapıyı görürdüm. Bilmiyordum nedir ama. Tabii sonra bildim ki Çırağan Sarayı'ymış. Dönerken kayıkçı çekerdi. Benim kafam dönerdi sağ tarafa. Bu iki kapıyı geçinceye kadar ayrılmazsın orada. Onu vallahi ve billahi bilmiyorum nedir. Bu sefer buraya geldiğiniz zaman kapıyı görünce birden beni böyle yapsın. Ben bu kapıyı sormama nereden buldum? Yavaş yavaş sonra hatırıma geçtim. Bilmiyorum bu kapıda bir şey var. Beni çekiyor bu kapı. Hatta yukarıda şimdi oturduğum odada balkona çıkıyorum. Yatmadan evvel bu kapı sağımdadır. Ona bakıyorum. Ondan sonra oldu. Ne hissediyorsunuz? Hiç bilmiyorum. İçimden bir şey geliyor. Bilmiyorum nedir. Fakat sizi üzüyor biraz o kapı galiba. Evet üzüyor çünkü bilmiyorum niye. Seviyorum ama. Severek üzülüyor. Bu kapıyı bilmiyorum ne böyle olması falan. Yani söyleyemem bilmiyorum. İnsan bir kapıya aşık olmak bir parça sahaptır ama ben o kapıyı seviyorum. Bilmiyorum neden. Birkaç gün sonra tekrar Nice döneceksiniz. Niçin kalmıyorsunuz? Kalmayı düşünmüyor musunuz memleketinizde? Vallahi bu gözle, bu sıhhatle kalırsam üzüleceğim. İstediğim yere gidemeyeceğim. Ağlıya ağlıya burada oturmaktansa her 4-5 ayda bir gelip 15 gün kalıp canımın vatanımı görüp tekrar dönmek benim için daha hayırlı ve daha iyi. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk size göre nasıl bir insan? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi gayet büyük bir asker. Benim şahsıma hiçbir fenalık etmedi. Ve doğrusunu söyleyeyim. Hiçbir gün yani bu adamı severim, sevmem. Hiç düşünmedim yani. Ya bana böyle bir şey geldi. Yalnız Türkiye'yi bu Yunanların elinden kurtardığı ve birçok ben buradayken bütün ecnebiler doluydu burada. O bunları çıkardığından dolayı Allah razı olsun derim. Efendim tekrar hoş geldiniz memleketinize. Çok çok teşekkürler ederim. Evet. 68 yıl önce Şehzade-i Civanbaht Devletlu Necabetlu Mehmet Orhan Efendi Hazretleri olarak bilmediği bir yolculuğa çıkan Osmanlı Hanedanı Reisi bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Orhan Osmanoğlu olarak tekrar memleketine döndü. 68 yıla sığan inanılmaz bir yaşam kavgası ondaki yurt sevgisini söndürememiş. Türkiye ve İstanbul dendiği zaman gözleri doluyor. Ağlamamaya çalışıyor. Ancak gözyaşları bu gururunu yenerek yanaklarından aşağı süzülüyor. Küçük bir çocukken hala tanımlayamadığı bir sevgiyle tutulduğu Çırağan Sarayı'nın kapısı bugün yüzüne kapalı değil. Çırağan Sarayı'nın kapıları artık ona kucak açmış durumda. Yavaş ama kararlı adımlarla geçtiği bu kapıdan ömrünün son ama en güzel dönemine yolculuk ettiğinin bilincinde. Lay 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 lay.